Selamlar YouTube. Yeni bir video ile birlikteyiz. Öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun abi. Bayramın ilk videosu bu. Bayramda da güzel bir video serilerimiz olacak. Bayramda kesinlikle yok. Tatildeyiz, bayramdayız, şey yapıyoruz. Yok. Devam. Şimdi bu videoda çok tertemiz bir Miss Fortune Queen destemiz var abi. Deck gerçekten akıyor. MF Queen benim gönlümde özel bir yeri olan bir destedir. Çünkü ilk çıktığından beri öncü mekaniği özellikle bayıldığım bir mekanik. Bu iki karta da bayılıyorum. Şimdi bu videoda bunu oynayacağız. Bayramda da şöyle olacak. Gameplay'ler olacak. Queen olacak işte. Queen MF'miz var. Onun dışında şeylerden konuşacağız biraz. Bufflanması, nerflenmesi gereken kartlar videoları gelecek ayrı ayrı. Yani bufflanması gereken kartlarda hem şampiyonları konuşacağız, takipçileri konuşacağız, büyüleri konuşacağız. Nerflenmesinde gereken kartlarda da aynısı. Çünkü standart geldi. Standart çıktığından beri hiç dengeleme almadık. Ne değişmesi lazım oyunun daha sağlıklı bir duruma gelmesi için? Oyun şu an kötü demiyorum. Şu an meta çok temiz. Çünkü bir sürü deste oynanabiliyor. İnsanlar yeni şeyler, yani bu kadar zaman geçmesine rağmen yeni şeyler buluyorlar. Meta kötü bir durumda değil ama daha iyi olabilir her zaman. Okey. Bunlar dediğimize göre destemize giriş yapalım. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Bir de desteğe ilgili düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Şimdi bu desteği göreceğiz şimdi abi. Şöyle bir girelim. Benim kadar iyi oynayamayabilirsiniz. Gameplaylerde de bunu göreceksiniz. Gene bazı ağzımla oynama vakalarıyla karşılaşacağız. Yani bazı söylediğim kelimeler artık mikrofonumdan mı gidiyor, yani benim video çekerken beni izleyen bir Rioter mı var? Diyor ki bari bir şu kart dedi hop verelim. Videoda şey olsun. Olabilir bu arada. Güzel olur. Adamlar kendi reklamını da yapıyor zekice. Göreceksiniz abi. Benim kadar olmasa da güzel deste iyi oynarsınız. Şimdi seri gidelim. Miss Fortune Queen oynuyoruz abi. MF ve Queen. Benim dediğim gibi gönlümde özel yeri olan kartlardandır. Ve skinleriyle oynayacağız ikisinde. Arcade Queen ve şeyimiz var. Arcade MF'miz var. Ama ne yazık ki altın çerçeve olunca skinleri göremiyoruz. Riot'un böyle saçma bir özelliği var. Bunu da aylardır düzeltmedi. Şimdi MF çok fix. Dost birimler saldırdığında savaştaki tüm düşmanlar ve rakibin nexusuna bir hasar veriyorsun. 4 kere saldırdığında da level atlıyor. Queen de birebir aynı. Çağrıldığında Valor çağırıyorsun. 4 kere saldırdığını gördüğümde level atlıyor. Birebir aynı level up'ları. Ve ilk çıktıklarından beri inanılmaz sinerjikler. Miss Fortune işte Twisted Fate ile aggro ile biraz daha güzel oldu. Queen insanlar Gwen ile falan oynamaya başladı ama biz geri birleştiriyoruz. Köklerimize dönüyoruz abi. Queen level atladığında en güçlü düşman çeken bir Valor çağırıyor her saldırdığında. Miss Fortune level atladığında ise oyunu bitirmeye gidiyorsunuz. Dostimler bir kere aban kazanıyor. Bir ara bunun abanını kaldırmışlardı hatırlıyorsanız. Diyorsun en büyük hatalarından biriydi. Yani Miss Fortune'da level ikisinde aban olması lazım abi. Dost birimler saldığında savaşık tüm düşmanlara rakibin nexusuna 3 defa bir hasar veriyorsun. Yani normalde bir kere vuruyor. Sonra mermi manyağı. Pardon, önce sırf save'de atıyor. Sonra mermi manyağına dönüyor büyüsü. Bu arada büyülerinin teması çok güzel MF'nin. Aynen. Artı 4'ü bayağı güzel. Okey. Şeyimiz bu abi. Konseptimiz bu. Şimdi bunu nasıl şey yapacağız? Destekleyeceğiz şu anki metada. Bir manalık kartlarımızdan gidelim. Burada sırayla gitmek daha mantıklı. Genelde efektif bir curve oynamamız lazım. Yani bir eğriyle mantıklı bir mana, iki mana, üç mana, dört mana geçerken mantıklı bir tempo eğrimizin olması lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bir mana daha toplam 6 tane bir drop'umuz var. Çarpan bağ ve çevik tüy, iz sürücü. Yani şunu istiyoruz. Bu destede kart çekmeyeceğiz. Mesela kart çeken hiçbir şeyimiz yok. Sirenimiz var. Bundan bahsedeceğiz. Hiçbir kartımız kart çekmiyor. O yüzden diyorum ki mesela bir manada bir manalık kart oynayabilmemiz lazım. O yüzden 6 tane bundan oynuyoruz ki çekme şansımız artsın. 2 manaya geldiğimizde Mare'yi koruyucumuz ve Petrist açık kanatımız var. Bunlar çok fix. Mare'yi koruyucu bir tane daha birim çağırdığı için Miss Fortune atağında rakibin bloklaması gereken bir tane daha birim oluşturuyor. O birim de MF'nin şeyle şıp sevdisiyle ekstra bir hasar da atabiliyor. Petrist açık kanat çok fix. Rakip çekerimiz var. MF ile board da etkileşmemiz lazım. MF'nin yanında 3 drop olarak Yılmaz Öncü çavuşumuz var. Demacia için bize maç kazandırmaya gidebilir. Yani burada şey de oynamayı tercih edebilirsiniz. Bu bir tık sizde kalmış. Benim tercihim Yılmaz Öncü çavuşu olur. Ama yani Porsuka'yı da oynamayı tercih edebilirsiniz. Yani Destel'e hiçbir sinerjisi yok ama tamamen broken olduğu için yapabilirsiniz. 4 manada Ada Dümencisi ve Steam'imiz var. Stem. Ne dersiniz artık buna? Bunlar oynamak zorundayız abi. Toplam 4 tane 4 manalık kart oynamamız gerekiyor öncülerimiz. Çünkü MF'nin öncesine bakarsanız hiç öncü oynamıyoruz. Onun dışında tek öncümüz Queen ve Genevieve kalıyor. Yani şu kartlar dışında 4 mana da bunlara sahip olmamız yani MF'den sonra garanti bir öncü kartı oynamamızı sağlıyor. 4 veya 5 mana da en geç öncüye gidebiliyoruz. Zaten MF, yani amacımız zaten MF'ye level atlatmak burada. Queen'imizden zaten bahsettik. Onun dışında da Genevieve'miz var.
bitirici 6 manalık destemizin kritik kartı. 6 mana 5'e 4. Bir ara 5'e 5'ti bu. İnanılmaz iyiydi 5'e 5'ken. İşte ayrıldığında diğer dostumlara artı 1 artı 1 veriyor. Rakip şekeri ve öncüsü var. MF ile inanılmaz sinerjik. Queen ile inanılmaz sinerjik. Destemiz için mükemmel. Büyülerden de bahsedelim. Hizaya gelimiz var. Her şeyimizi korumak için. Damage almak için. Bu kart çok mantıklı oldu. Yani Sharpsight Broken'dı. Kabul ediyorum. Yani hem artı 2 artı 2 verip bir de sıyrılganları bloklama vermesi Sharpside için bir tık saçmaydı ama Hizaya gel mantıklı dengeli bir kart. 3 tane oynuyoruz. Onun dışında Umut Işığımız var. Umut Işığının çok fantastik şeyler yaptığını göreceksiniz. Gene biraz ağızla oynama gameplaylerine gideceğiz buradan. Bu destere fix artık bence. Umut Işığı yani rotasyona da gitmediği için Queen Miss Fortune öncü destesinin fix bir kartı. Onun dışında amansız takibimiz var silahlanmak için. Ne kadar bu kartın artı bir artı bir vermesini özlesem de yapacak bir şey yok. Riot yani silahlanmayı şöyle mesela silahlan rally yazarsak. Dur niye böyle oldu? Heh 3 mana olduğumuz için. Şöyle bir rally yazarsak. Demacia'ya gelelim. Vigewater'dan çıkıp mesela. Yani mesela Ejder'in varsa silahlanıyorsun. Ya da Tiana Kramgaard oynarsan silahlanıyorsun. Mesela 9 mana ya. İşte böyle Galio ile falan Lucian'da ama mesela şey gönderdi adam. Altın kalkanı gönderdi. Haklı olarak biraz da bu kart bayağı broken'dı çünkü. Bu kartın 4 mana, şunun da 4 mana artı 1 artı 1 verdiği zamanlar çok korkunç zamanlardı. Ama Riot toparladı o tarafı. Aman takipte oynuyoruz abi. Bir de Siren'imiz var. Şimdi bu kartı neden oynuyoruz? Çok kısa bundan bahsedelim. Bunu şundan oynuyorum abi. Buna bel bağlamayacaksınız. Bu oynamak şey yapacağınız bir kart değil. Belki arada sırada iş yapar. Birincisi 7 mana da mesela Siren oynayıp 8'de Miss Fortune artı Queen yapabilirsiniz. Yani curve'ünüz var. Queen artı bir kart daha yapabileceğiniz bir kombonuz var. Bunun öncüsü var. Miss Fortune atağını buff'lıyor. Yani oynayabileceğiniz güzel bir kart. İkinci sebep başka bir kart oynamak istemiyorum. Yani şu Siren mesela Siren'i çıkaralım. Desteği böyle oynarım. Böyle oynayabiliyorsam 39 kartla böyle oynarım. Ama oynayamadığım için yüksek manaya bir şey daha eklemek istiyorum. Çünkü düşük manada gerçekten curve'ümüz güzel. Buraya eklemek istediğim bir kart yok. O yüzden bir tane de Siren ekliyoruz. Yani late game'e gittiğinizde eğer çekebilirseniz bu kartı. Çünkü dediğim gibi desede kart çekme yok. Yani bu kart early game'de veya şans eseri elinize gelmezse buna asla ulaşamayacaksınız. Çekerseniz gerçekten buradan da güzel play'lere gidebiliyorsunuz. Bir de MF gemisi oynamak güzel bir şey. Yani. Neden oynamayalım MF gemisi? Ben ama her zaman şunu savunuyorum. Bu kartı 6 mana indirmeleri lazım. 6 mana 3'e 5 falan yapın. Yolumuza bakalım. Efsane olur bu kart. Okey. Şeyimizi, deset tanıtımımızı burada bitirelim abi. Gameplayleri seriden geçelim. Bayağı tatlı gameplaylerimiz var. Dediğim gibi bayramda da gameplaylere, videolara devam edeceğiz. Let's go. Varus Samira'ya karşı gidiyoruz. Meta bu abi. Varus Samira. Herkes patlıyor buradan. Şimdi Çeviktü iş sürücümüzden bir tane tutarız. Çünkü Samira kesmemiz lazım. Onun dışında her şeyi kickliyoruz. Neden? Miss Fortune çekmemiz lazım. Queen de olur. Queen de bir win condition. Elimiz güzel. Bu arada Çeviktü iş sürücüyü hemen oynamayabilirim. Çarpanba artı Mara'yı koruyucuya gidebiliriz. Ne oynayacağına da bağlı. Okey, burada kesin Çarpanba'ya gidiyoruz. Bunu trade'lemek için. Orada set ne kadar çirkin. Şuna bakar mısın? Card back'in yani şu varken şu card back'in güzelliğine bak. Bir de şuna bak. Ugh. Okey. Çarpan bağ blocker. Bloçker. Let's go. Efe ablam ya. Ablam hacker ya. Hem ablam hacker silah seçiyor. Beyler bu arada bak. Hill'ya rakip var. Şurada görüyor musun? Dur. Nasıl göstereceğim size? Dur. Heh. Görüyor musun? H&M. Elleşmeyeceksin. Rekabet kızışıyor. Fearsome fena değil. Yani gelebilecek bir sürü leş karttan daha iyi. Fearsome atak. Let's go. Let's go Fearsome. Şimdi iyi bir oyuncu olsaydım Miss Fortune çekerdim şu an. Aynen. İyi bir oyuncu şu an Miss Fortune çeker. Rahat. Stressiz. Bu da olur, bu da olur, bu da olur, bu da olur. Bu da fena bir kart değil. Baş döndürüyorum. Gerçekten. Samira. Şimdi burada çeviklik iş sürücümüzü oynayalım çünkü ne çekerse çeksin. Hizaya gele gideceğiz Samira'yı bloklamak için. Gösterişini oynayacak aynen. Gösterişini oynayacak biz oradan Hizaya gele gidecek. Büyük ihtimalle şunu çekecek. Yep. Bunu 8000 IQ bait olarak oynadık. Let's go. Şimdi Samira'nın büyüsü kadar broken olmasa da 1 manaya artı 2 artı 2 veremesek de 2 manaya veriyoruz abi.
Şimdi burada bir birim lazım bana. Şimdi dediğim gibi Miss Fortune şu an çekersem bak 4 5 manaya geçiyorum. 4'e geçiyorum. Artı birim var 5. MF artı umut ışığı maçı bitirir bana. Şu an oyunu kazanırız. You win. Bu kart da çok ilginç bir karttır. Sadece bu destede oynandı. Ve oynanıyor hala. İyi oyuncu olup olmamızı göreceğiz chat. İyi oyuncuyuz. Let's Avlat, para mı yok? go. Maymuncum bir patla koçum. Bir patla koçum. Ve 5 queen 6 cenevimiz var. Düşünebiliyor musun ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu? Bazen balık olur. Çocuk için ağlayalım ya. Let's go. Şimdi bu ne aldı? Ne aldı bu genci? Savaş. Ne bu? Makarası. Okey. Bu arada en iyi kart. En iyi ekipman bu. Zaten artwork'ünde de o var. Bak. Artwork'ünde olan kapı. Bu arada bu kart artwork'ü bayağı iyiymiş ha. Bayağı güzel. Okey. Şimdi burada sorumuz şu. MF ile ataklıyor muyuz? Cevap da hayır. Hatamız bu abi. Burada bloğa gitmezse okeyim. Bloğa gitmesi çok güzel bir şey. Adam board'unu salıyor. Board'um yok diyor yani. Okey. Buna yapacak bir şey yok. Bu kartı oynamaları çok ilginç ya. Bu kart iyi bir kart değil bence ama millet oynuyor. Ha neden? Varus çekiyor çünkü. Okey. Queen artı Genevieve harika bir tempo bu arada. Bir de 7 manalık MF gemisi çekmemiz yok mu? Adadı bencisi. Okey. Bunu oynamayacağız ama okey. Olabilir yani. Burada oynayacağız. Burada direkt şeyi oynuyoruz. Queen'i oynuyoruz. Çünkü bekleyecek lüksümüz yok. Yani adam çünkü buraya paslayabilir. Bu arada şu İonyalı oltacıyı çok hard nerflediler ya. Bunu eski haline getirebilirler biliyor musun? Adamın sıfır hata var ya. Ablanın, kadın her neyse. Sıfır hata var ya. Çok saçma yani. Kart 2 mana 0'a 1. Okey. Şimdi burada ataklarsa 3'e 3 ile ataklarsa elinde şey var demektir. Artı 1 artı 1 verme şeyi var demektir. Bunu bloklamayacağız. Şununla ataklarsa bloklarız. Ne verdi buna ekipman? Savaş makarası. Buna mücevher verip ataklaması 8000 IQ olur biliyor musunuz? Bloklamam çünkü. Bloklayamam. Sende ay yok, güneş yok. Okey. Diyorum ya bu zekice bir atak. Daha zekice olması için mücevher vermesi lazım. Okey. Dediğim gibi şöyle bloklarsam bunu artı bir artı bir verip Queen'imi trade'ler. O yüzden yapmıyoruz. Can bir kaynaktır. Can bir kaynaktır. Mentalitemiz bu abi. Şeyde bir patlatalım. LGBT maymunumuzu da bir patlatalım. Boom. Gene VIP. Çok güzel değil mi? Okey, bayağı güzel ataklarımız var. Okey, Gölge Canavarı oynuyor. Gölge Canavarı bir tık sıkıntı, yalan yok. Şimdi nasıl çekeceğiz? Sen çekiyorsun, net. Sen şunu çekiyorsun, o da net. Aynen. Atağımız budur abi. Hiçbir şeyimiz ölmüyor. Yani bir canları kalıyor. Şey yapıp öldürmeyi deneyebilir. Bunları bufflayıp yani bana harcaması lazım onun için de. Okeyiz. Bu skinleri çok güzel yaptılar ha. Yani özellikle şu ikisini. İşte bunu demiştim. Diğer turda bunu yapıp şeyi öldürebilirdi. Queen'imi okey. Burada gölge canavarı oynamak zorundasın abi. Başka bir play'in yok. Şimdi diğer tur Varus olması beni bir tık geriyor. Yalan yok. Play'imiz şu şekilde. Yani MF'yi bloklamaya giderse yapacak bir şey yok. Elimizde bir MF daha var. Çok strese girmeye gerek yok. Bu hata yapmak zorundayım ama. Full swing demem lazım. Çünkü diğer tur Varus gelecek. 50 milyon tane büyüsü var. Tek atmaya falan gidecek adam. Atabildiğimiz kadar. What? Trollüyorsun. 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 Mega trollüyorsun.
Mega trolledin. Okay, nice. Trolleyenleri severiz. Genjo şey mentalitesini düzgün uygulayamadı. Bir dakika, buna ekipman verip vurmaya giderse sıkıntı. Vay, okay. Elinde şu kart varus, şunun varus olduğunu biliyoruz. Elinde 3 tane kart var adamın. Diğer hepsi Zamazingo yani. Boş böyle şeyler. Okay. Çarpan bağ oynayalım. Why not? Burada ataklamaya giderse direkt şey. Okay, bekleyelim. Bir şey oynamak zorunda değiliz. Başka bir birim oynayabilir mi? Birim oynayacağını sanmıyorum. Varus'u level atlatmak isteyecek çünkü. Ya da gösteriş oynayacak. Aynen, iki tane büyü oynar. Varus da level atlatır. Yes. Ada dümencimiz oynayalım. Yes. Bir de gösteriş oynayacaksın abim. Ya da iki tane heal, her neyse. Adam şeyi oynayamadı abi. Can bir kaynaktır. Stratejisini uygulayamadı. O yüzden sıfır veriyorum. Otur aşağı. Merhametin ne faydası var? O sus abicim. Sus. Bak, bombaları yağdırıyorum kafana. Bay bay. Görüşürüz. Blok yapalım mı? Yapalım. Niye yapmayalım ki? Bum. Daha gelme. Yes. Aynen. Blok yapmamak için bir sebep yok. GG. GG. Easy. Hala iyi deste ya. Hala iyi abi. Biraz da iyi oyuncuyuz. Çok az da şanslıyız. Ama deste hala iyi. GG. Maçımıza giriyoruz abi. Gwen Queen var karşımızda. Kim daha üstün göreceğiz. Miss Fortune mu? Gwen mi? Okey. MF'mizi çektik. Harika. Mara'yı koruyucu tutuyor muyuz? Bu eli full tutasım yok değil. Sorumuz şu. Patches açık kanat tutacağız. Mara'yı koruyucu mu? Açık kanat tutacağız. Koruyucuyu atabilirim. Yılmaz önce çavuşunu da atalım çünkü 2-3'ümüz var. 2 de bu, 3 de bunu oynayacağız. 1 veya 4 drop isteyeceğim. Aynen. Şuraya şöyle kickleyelim abi. Yılmaz önce çavuşu bitirmek de güzel olurdu bu maçı. Okey. İkinci BF her zaman iyi. Her zaman kabul. İkinci BF. Aynen ama 1 drop istiyoruz. Yep. Let's go. Çarpan bağ. Burada bunu atağa gitmeyeceğiz. Çünkü 3 de MF oynayacağım için bu zaten bloklayamayacak. Burada bedava bir trade vermeye gerek yok adama. Bunu tradeleriz ama. Buna eyvallah. Şununla ataklarsa bloklarım çarpan bağıyla. Aynen, mesela bu çok daha zekice bir play şu an. Abi bak, şimdi canı bir kaynak olarak düşünmeniz lazım. Oynadığınız her destede. Canınız harcayabileceğiniz bir kaynak. Şuradan 19 can harcayabiliyorsunuz. Tamam mı? 19 can harcamanız okey. 20 harcayamazsın. 19 harcayabilirsin ama. Okey, MF ablayı 3'te oynayınca çok temiz hissediyorum. Tertemiz oluyor. Let's go. Let's go. İyi, bunu öldürüp 3 damage'e gitmedi. Ona gitse bir tık üzülebilirdik. İkinci MF'miz var ama. O yüzden bir tık kafa rahat. Sistemimiz var. Diğer tur Gwen oynarsa oradan rahatız. Gwen oynaması ben... Wow. Abi ne güzel çekiyorsun ya. Hayat sana güzel, biliyor musun? Mara'yı koruyucu güzel. Sistemi bir daha tetikleyebiliriz. Ne gördün oğlum? What? Bunu, wow, bunu oynuyor gerçekten. İlginç. Mara'yı koruyucu oynayalım değil mi burada? Sistem oynamayalım. Hmm. Eyvallah, buradan hata gidecek de. Mara'yı koruyucu oynarsam diğer tur sistem artı silahlanma yapabiliyor muyum? Yapabilirim, aynen. Oho! Efsane blokör. What? Şimdi. Sana şöyle bir yapalım. Sana şöyle bir yapalım. Aynen. Seni veriyoruz. Sıkıntı yok. Bariyerini alacağız. Çünkü bu bir daha atakladığında bir daha kazanacak bu gücü. Burada salalım. Burada hata giderse efsane bir gölge canavarımız var. Ve gidiyor Genjo. Genjo hata gidiyor. İlginç. Şimdi. Burada seni bloklayacağız. Seni bloklayayım. Seni bloklayasım hiç yok açıkçası. Hiç yok. Şimdi diğer tur sisteme gidebildiğimiz için kafam bir tık rahat. O yüzden geniş geniş bloklar yapabilirim. Şöyle yapalım abi temizinden. Aynen. Diğer tur çünkü sistemimiz var. Artı amansız takip. Okey, MF level'a gidebiliyoruz ya. Abi bak, bu deste çıkalı kaç yıl oldu? Miss Fortune, Queen. Ve hala deste geçerliliğini kaybetmedi, biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. İkinci sistem, not bad. Okey.
Şimdi bunu öldürüp MF damage'e gitmeye çalışırsa da yağmurumuz var. Sıkıntı yok o yüzden. Let's go. Okey, buna gidebilirsin. Bu problem değil. Buna okeyiz. Bu hiç problem değil. Burada yapabileceği en broken şey Gwen oynamak olur. Gwen'e de okeyim. Uuu, Leshguard, Leshguard. Boom. Abi MF level coming, let's go. Let's go. Tur 5 MF level up abi. Boom. Engelleyemez, bunu engelleyecek hiçbir kartı yok. Abi deste akıyor ya, bak kaç yıl sonra bile. Deste yemin ediyorum akıyor. Bu arada öldüremiyoruz adamı şu an fark ediyorum. Neyse, diğer tur şeyle öldüreceğiz. Kurşun yağmuruyla öldüreceğiz. Let's go. Abi level up'a bakar mısın ya? Boom. Easy. Easy. Mermi manyağı yapar ablama adamı. Ba ba ba. Nice. Bunu alın oyna ya. Bu deste gerçekten bak. Kafayı çok yormak istemiyorsanız, eskilerin adamıysanız, old school seviyorsanız oynayacağınız deste... Oh. Şimdi siren oynamak istiyorum, yalan yok. Şimdi şuradan bak, şu bize oyunu kazandırıyor. Tamam mı? Şu bize win the game. End of story, bitti. Oyunu kazandık ama istemiyorum. Neden? Siren yapacağız çünkü. Şimdi bu Miss Fortune öldürebiliyor ama. Hmm. Aa, siren oynamak istiyorum ama bu MF'yi öldürebiliyor ya. Bu tur MF oynayıp diğer tur siren oynasam. Şimdi bu önce şunu çekecek zaten. Okey ya, tamam. Tamam. Yapacak bir şey yok abi. Trollemeyelim son dakika. Çünkü şu şeyden güç alacak. Kutludan güç alacak. MF'yi çekecek falan. Yapacak bir şey yok. GG. Siren efsane bir şey ama. Siren'i oynayacağız abi. Siren'i bu destede oynuyoruz. GG. Maçımıza girelim abi. Herkesin gözdesi Samira, Varus, Riven. Meta bundan geçilmiyor. Okey. Şimdi çevikli sürücü artı petişsiz açık garanti tutacağız. Çünkü early game'de güzel savaşlar olacak. Ama her zaman Miss Fortune'umuzu istiyoruz. Uuu. Quadruple Challenger diyorsun. Okey. Yani şu ablalar ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi şampiyon odaklı bir desteğiz burada. İki şampiyonumuza odaklanmamız lazım. Elimiz fena değil ama. Bu kartın ne kadar broken olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunda direkt rakip çeker vardı. Beta'da şunda da direkt rakip çeker vardı. İlginçtir. Yani Riot'un yaptığı şeylerden biri. Böyle paralel değişikliklerden. Bire, yani bunda da 1 mana 2'ye 1 rakip çekerdi bu. Yani ta kaç 3 yıl önce ilk çıktığında kart. Okey, umut ışığı fena değil. Yani 2 açık kanat artı iş sürücü artı umut ışığı yapabiliriz. Genevieve de güzel. Genevieve de çok ciddi bir win condition bu arada. Sıfır şaka. Okey, burada play'in olmaması güzel. Şu üçünü oynayıp umut ışığına gidebiliriz sonra. Tabii Miss Fortune top. Ooo, stem. Stem, stem, stem. Samira geliyor burada. Şimdi Samira geldiyse ben burayı paslarım. Samira ile ne yapacağını görmem lazım. Yani bunu gösterişi kullanacak mı, ne yapacak onu görmemiz lazım. Çünkü burada herhangi bir mesela iş sürücü oynasak çeker. Bunu oynasak manamız kalmadığını görüp buff verip çekebilir falan. Yani her zaman rakibin elini düşünmeniz lazım abi. Okey. Güzel. Bu bayağı güzel bizim için. Şimdi çevikli iş sürücü artı patches açık kanatı oynuyor muyuz? Oynuyoruz herhalde. Aynen full board'a gidiyoruz ya. Gitmemek için bir sebep yok çünkü. Sisteme de gideceğiz. İşte umut ışığını düşünüyorum. Umut ışığını şey yapmaya değer mi? Tutmaya değer mi şu an? Ya da full board'a mı gitmeliyiz? Board'a gidelim ya. Yani bu meşe bu board'dan kazanacağız çünkü. Okey. Ya da bu abla gelirse. Bu abla gelirse hayallerimiz gerçek oluyor. Uuu, bu da not bad. Ama stem. Şu an stem. Stem 3'e 3 iken var ya mesela şu an Samira'yı çekebilir. Mantık dışı. Şimdi şunu bir yapalım. Şunu bir yapıp ne yapacağını görsek mi diye düşünüyorum. Çünkü 2'ye 1'i versem bunu bufflayabilir. Şöyle yapıp bir ne yapacağını görelim abi. Bu aşırı word bir play değil. Ama bunu yapmamız lazım. Dediğim gibi burada bunu bufflayabilir. Aynen mesela bak hasar veriyor. Şimdi bufflayacak. Sonra bir daha çekmemiz gerekecek çünkü. Ben biliyorum. Aynen. Aynen öyle.
Burada direkt kuşla çeksek bir mantığı yok. Bu öncüyü kullanmamız lazım. Okey. Bir tane mücevheri var. Yani burada Samira'yı bir kere bufflayabilir. Tekrar iki canı çıkarabilir burada. Şimdi adamın 3 manası var. Elinde 2 tane de oynayabileceği kart var. Bir tane daha bir şey oynayabiliyorsa bu aptal Samira'yı level up'a gidebiliyor abi. Bu arada Samira'yı ben oynarken çok mutluyum karttan. Rakip oynayınca geriliyorum. Herkes aynı durumdadır herhalde. Şimdi şöyle yapacağız. Hatta şöyle yapacağız işimizi garantiye almak adına. Aynen. İşimizi garantiye alıyoruz abi. Hiç fanteziye gerek yok. Yani Samira'yı level atlatırsa falan gene 3 can olsun. Burada trade'e gidebilelim. Wow. Başarmak istiyorsan al sana. Bu kart saçma abi. Bu kartın saçma olduğunu hepimiz kabul edebiliriz bence. İnanılmaz. İnanılmaz. Kozum tükendi mi sandın? Senin kozun hiç tükenmiyor ablacığım zaten. Hiç burada lagılıkla yapmaya gerek yok. Okey. Okey. Sıkıntı yok. Hala tempomuz var. Kart avantajımız var. Yani board'da öndeyiz. Yani kart avantajımız olamıyor ne yazık ki Samira'dan dolayı. Bir an bunu unuttum. Bunu level up'tan bedava kart verdiğin eline. Güzel. Güzel güzel. Queen artı. Bayan. Cenevif. Ağaç yürek. Ablamız var. Tamam. Güzel bir tempomuz var. Burada rakip şekere gidecek. Aynen. Ama şurabız temiz. Neyi çekiyorsun? Okey. Onu çekeceğim. Aynen onu çekmen lazım. Şimdi burada Queen'e Fearsome da veriyoruz. Queen'e Fearsome vermek hiç fena değil. Yep. Queen 3'e 4'tü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Vay be. Queen'in 3'e 4 olması aşırı komik geliyor bu arada. İkinci Queen. Şunu yapıp şunu mu yapsak? Mantığı yok. Genevieve. Genevieve de 5'e 5'e mi buff? Bir ara 4'e 4'tü sonra 5'e 5'e buffladılar. Sonra Riot bunun hayatlarında yaptığı en büyük hata olduğunu kabul edip 5'e 4'e indirdiler Genevieve. Abla taramalıyla geziyor bu arada. Ne verdi ona? Darkin ekipmanı ilginç. Şimdi pat. Şöyle gidiyoruz abi. Şimdi burada vuruşa gidecek büyük ihtimalle. Şey verdiği için buna. Vuruşa gidecek. O yüzden şöyle çekmeyeceğiz. Böyle çekeceğiz. Let's go. Yep. Okey. Kartları çekiyorsun ablacığım. Burada çok rahat tekrar silahlanabilir de silahlanmak için mana harcayacak. Okey. Okey. Şimdi burada Genevieve'i vurmaya gidebilir. Gözünü bine kırpma. Genco silahlanıyor. Çok heyecanlı. Kart saçma ya. Yalan yok biliyor musun? Bak. İzliyor musun? Çok iyi abi. Ne güzeldi. Ne güzel değil mi? 2 manlık kartın 7-24 silahlanarak oyun taşıyor. Çok iyi ya. Tek yürek, tek hedef. Tek yürek, tek hedef. Abi. Queen niye AKP'li gibi konuşuyor abi? Queen niye AKP propagandası yapar gibi konuşuyor? Sıfır şaka yani. Okey tamam. Tamam. Queen'imiz 2'de. Sadece silahlanmaya ihtiyacımız var şu an. Adam 6'da şey de oynayamaz. O Zurret Dal'ın Nageka'yı da oynayamaz. Varus abi sıkıntı. Varus abi oyun bitirmeye gider. Güzel. Elinden bayağı kart yaktı Genco. Ne yapacağına bakalım. Bir şey oynamamıza gerek yok. Hiçbir şey oynamamıza gerek yok. Yani. Okey, Varus abi level up. Ben görünenden ötesiyim. Biz ötesiyiz. Şimdi burada Varus'a rakip şeker verebilir. İki tane hatta. Gösterişleri oynayacak ama oyunu kazanabileceğini sanmıyorum burada. Aynen. Gösterişleri oynayacaktır. Aynen. Yep. Diğer gösterişi de oynayabilir Varus'u daha fazla bufflamak için. Ama bizim burada köreden saldırımız var. Köreden saldırı artı diğer tur Genevieve yapacağız. Bir de umut ışığı oynarız ya. Aynen. Genevieve'in üzerine umut ışığı oynarız. Şimdi bunda ne var? Darkin balistası var. Bir siren çekmemiz yok mu ya? Bir Miss Fortune gemisi çekmemiz yok mu abi? Ha gösterişte bunu mu çekecek?
Bunu da çekebilir. Şöyle bir çekiş de yapabilir. Bu troll olur. Bayağı troll olur. Aynen. Queen'imi yaşamasına izin verirse şunların hepsini oynar. Diğer tur Genevieve oynarım. Deması içine de giderim. Okey. Okey, kazanamıyorsun abicim. Kazanamıyorsun. Bu tur kazanmadığı sürece okeyiz. Okey. 10 2 canım kalacak. Aa, 1 canım, aynen. 1 canım kalıyor. Tamam. Ne demiştik abi? Can bir kaynaktır. Can harcadığınız, kullandığınız bir kaynaktır. Okey, burada bunu oynuyoruz. Burayı paslıyoruz. Genevieve ile Tura umut ışığı oynamak istiyorum. Şimdi Samira top tekleyip oradan Nexus'umu burst 1 damage atarsa bak bu fantastik oldu şu an. Bu sardı. Bu ne güzel +1/+1 veriyordu eskiden. Şimdi tak değil mi? Tak. Şimdi bu taktaki yaparsak bu word değil. Silahlanırsam mantığı yok. Çünkü bak şunu yaptığım an kuşum ölecek. Kuşum ölürse de şimdi şöyle bloklayacak. Bir daha takılımda da gene bloklayacak. Silahlanma manası yok. O yüzden umut ışığına gidiyoruz burada. Aynen. Önce umut ışığına gidiyoruz abi. Yes. Sonra bu da 5'e 7 oluyor bu arada. Şeyin üstünden de vurabiliyor. Aynen. Sonra sen ataklıyorsun. Şu bir play midir? Şimdi bir play düşüneceğiz. Şu ve şu bir play midir? Bu çekiş bir play mi? Play. Çünkü Varus'u bufflayıp bloklayabilir. Onu okeyiz. Gene kazanırız. Varus'u da bloklarsa. Aynen. Doğru atak bu abi şu an. Seni çekiyoruz, ataklıyoruz. İki tane mücevheri var. Bunların bir işe yaramayacağını biliyoruz. Okey. Ona büyük halkanı verdim. Aynen. Varus'u bloklamak zorunda. Oradan da win'e gidiyoruz abi. Elindeki hiçbir kart Darkin'leri de oynayamaz. GG. Hangover, Hornet abim GG. Queen Power. Bak ne dedik burada? Can bir kaynaktır. 19'unu da harcayabilirsin. Tamam, bir önemi yok. Neyle çektiğimizin bir önemi yok. Şöyle yapalım. GG. Öncü power'a bak. MF'ye de ihtiyacınız yok her zaman. Bu maç onun çok güzel bir göstergesi. MF'siz de çok relax, çok rahat, çok profesyonel kazanıyorsunuz. GG. Güzel gidiyoruz abi. Karmışımızda karma set var. Artık metada yenemezseniz iş yapamayacağınız deste. Şimdi Misfortune artı Mara'yı koruyucusunu tutarız. 2-3'ümüz var. MF'yi koruyacak büyü de istiyorum. O çok net. Okey, Hisa'ya gelimiz de var. Güzel. Güzel. Petricid açık kanat. Burayı da paslayalım. Şimdi burada endişelendiğim şu. MF, şimdi Mara'ya koruyucu artı Misfortune'a gidersem MF'ye direkt 3 damage atabilir. O yüzden iyi bir oyuncu olarak burayı paslayacağız. Burayı paslayacağız ve MF'ye gideceğiz. Şu şekil bir MF'ye gideceğiz. Boş borda. Şimdi bu MF'yi öldürmeye kalkarsa Hizaya gel oynayabiliriz. Çok kaynak harcaması lazım. Yani en az 5 mana harcaması lazım. Biz de 5 manayı koruyabiliriz. Sonra diğer kartlarımıza gideriz. Çünkü mesela diğer tur manayı koruyucum olsa 1 manam kalmış olsa adam şunu bilecek. Tamam, 1 manası var. MF hiçbir şekilde koruyamaz. Boom. Aftershock. 3 manalık 3 damage GG. Şu an öyle bir opsiyonu yok ama. Elimi geri gönderiyor MF'yi. Bu berbat bir play adam tarafından. Berbat bir play bu. Okey. Şu an 4 manalık öncülerinden birini çeksem iyi oyuncuyum bence. Wow, triple Yılmaz öncü çavuş çekiyoruz. Okey. Şimdi Petrus açık kanat artı Mara'yı koruyucumuzu oynayalım burada. Diğer tur şuraya gidebiliriz. Hizaya gel art. Silahlanmaya gidebiliriz. Öncüm yok ama keşke öncüm olsam. Önemli olan dövüşü değil, parayı kazan. Okey. Wow. Tamam. Nice blocker abi. Nice blocker. Şimdi ben Misfortune bak. Misfortune decklerinde her zaman şunu söylerim. Ne kadar basic gibi görünse de deste aslında bayağı düşünerek yaptığınız playler var. Oh my god, ikinci açık kanat. Let's go. Şimdi bu Yılmaz öncüler güzel iş yapacak. Bu Demacia içinler bayağı bize avantaj sağlayacak.
Bayan kısmetimizi oynayalım. Bayan kısmet, let's go. Bu da full çekeceğiz. İki açık kanıtımızı da harcayacağız. Miss Fortune'ı öldürmeye gidecek. Yep. Ve işte burada hizaya gel. Abim devreye giriyor. Olay bu. Bir canı kalıyor. Problem değil. Diğer tur gene kaynak harcaması gerekiyor bunu öldürmek için. Şimdi sen şunu öldürebilirsin. Sen bunu ataklayabilirsin. Siz de şöyle ataklayabilirsiniz. Ve 9 damage'imizi atalım. Boom. Let's go. Şimdi diğer tur adam şeye giderse mesela. Sete giderse manası olmadığını görüp Yılmaz Öncü Çavuş artı amansız takip yapabiliriz. Çünkü her şeye bir vurarak bu board'u yok edebiliyor. O ciddi bir sıkıntı benim için. Wow, adam oyunu kaybetti. Let's go. GG. GG, kaybettin abicim. You lose. You lose the game. Rally. Aga bu kartın artı bir artı verdiği zamanlar yok mu? Şu kart artı bir artı bir veriyor olsa var ya. Zaten diğer silahlanmayı oyundan şey yaptılar, çıkardılar. İnsanlar silahlanmayı beklemiyor biliyor musunuz? Bu arada 10 canda. Okey, 10 damage atıyoruz. Unlucky. Bak görüyor musunuz mesela şu an bu kart artı 1 artı 1 veriyor olsa oyunu kazandık. Bitti. Game over. Ama vermiyor işte. Bum bum bum. Yep. Şimdi burada open ataklamak mantıklı mı? Her şey bir vurma kartına gitse bile şu ikisi damage atacak. Okey, GG. Karma seti de yeniyoruz abi. Silahlanma broken. Nice. Lütfen izleyen herkese teşekkürler. Videoyu burada bitirelim. Bir kez daha bayramınız kutlu olsun. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim açıp like edebilirsiniz. Destekle ilgili yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Katıl butonumuz da var. Oradan da desteklemek için katılabilirsiniz. İki tane sponsorumuz var. Şurada ve şurada. Gerçekten sponsor değiller. İnş. Okey. Bunlar da var yani. Kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar iyi bayramlar. Hoşça kalın. Bay bay.